Herkese selamlar, hoş geldiniz. Bugün Lenovo'nun 14 inç ekrana kullanımı rahat, klavye ve uzun kül ömrüyle okul için biçilmiş kaftan olan dizüstü bilgisayarı IdeaPad 5'i detaylı bir şekilde inceliyorum. Arkadaşlar, videoyu geçmeden önce destekleriniz benim için önemli. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Hazırsanız videonun detaylarına geçiyorum. Günümüzde her öğrencinin okul için iyi bir dizüstü bilgisayara ihtiyacı var, ancak dizüstü bilgisayarlar açıkçası kısıtlı bir bütçeye sahip herkes için pahalı bir yatırım olabilir. Neyse ki pazar Chromebook'lar ve mütevazı özelliklere sahip diğer dizüstü bilgisayarlar da dahil olmak üzere bu belirli demografiye hitap eden dizüstü bilgisayarlarla dolu, cihazlarla dolu. Ancak şu da bir gerçek ki çoğu genellikle yapım kalitesi, kullanabilirlik ve performans açısından yetersiz kalabiliyor. Bu da onları hızlı, iyi bir klavyeye sahip ve tek çantada taşımayı kaldırabilecek bir dizüstü bilgisayara ihtiyaç duyan herkes için ideal olmaktan çıkarıyor. Lenovo IdeaPad 5 ise bu boşluğu doldurmak için özel olarak yapılmış bir dizüstü bilgisayar ve bunu iyi de yapıyor arkadaşlar. Tasarımdan başlayacak olursak bu laptop çoğu kişiye oldukça yakışacak basit bir tasarıma sahip. Bu konuda özellikle dikkat çekici bir şey yok, ancak dizüstü bilgisayarın sevdiğim bir sadeliği var. Alüminyum şasi hoş ve sağlam bir his veriyor burada, hani son dereceyi. Derslere, kafelere veya çalışma alanlarına düzenli olarak giden biriyseniz sorunsuz bir şekilde yanınızda götürebilirsiniz. Bununla birlikte bu dizüstü bilgisayar diğer 14 inç rakiplerine kıyasla biraz daha ağır ve kalın diyebilirim. 19 mm kalınlığında ve 1.4 kilogram ağırlığında. Ama şu var, her gün okula, işe veya işte ofise giderken yanınıza almanız gerekiyorsa böyle bir cihazı, yine de Lenovo ile doğru bir seçim yapabilirsiniz. Sizin için doğru bir seçim olabilir. 14 inçlik Full HD ekran bu dizüstü bilgisayar için zayıf bir nokta olarak kabul edilebilir, ancak bu da aslında beklentilerinize ve ihtiyaçlarınıza bağlı. Ne kontrast ne de parlaklık ortalamanın üzerinde değil, ancak yine de belgeler ve elektronik tablolarla çalışmak gibi şeyler için son derece kullanışlı. Şu da var, ciddi fotoğraf ve video düzenleme işleri yapıyorsanız başka bir yere bakmak isteyebilirsiniz. Bu da aklınızda bulunsun. Testlerime göre ise ekran sRGB'nin %54.1'ini, Adobe RGB'nin %37.4'ünü ve DCI-P3'ün yaklaşık %38.4'ünü karşılayabiliyor. Klavyeye gelecek olursak, bir dizüstü bilgisayar klavyesine göre oldukça uzun seyahat mesafesi sunabiliyor sizlere. Hatta bastığınızda tatmin edici bir tıklama sesiyle net bir dokunsal his de veriyor. Bu sınıfta not almak, hani gidiyorsanız eğer, işte çalışma alanında not almak, kütüphanede ders çalışmak için dizüstü bilgisayarlarını kullanması gereken öğrenciler için kesinlikle önemli bir detay. IdeaPad 5 de bunun için mükemmel diyebilirim. Üzerine sıkıca bastırdığınızda klavyenin biraz esnek olduğunu belirtmekte fayda var, ancak bu çok fazla sorun yaratmıyor sizlere. Gri arka plan üzerine beyaz arkadan aydınlatma tuşların ayırt edilmesini kolaylaştırıyor. Gayet tatlı bir renk oluşturmuşlar, kontrast oluşturmuşlar burada. Bir de buradaki ledler biraz loş ve bazı tuş başlıklarının altından da ışık sızabiliyor. Ama bunlar hani çok rahatsız edici mi derseniz, hayır değil. Dokunmatik yüzeye gelirsek bence daha büyük olabilirdi. Şu da var ki bu fiyat aralığındaki dizüstü bilgisayara göre geri dönüş ve kullanılabilir alan gayet iyi. Aynı zamanda işini iyi bir şekilde de yapabiliyor. Fare düğmesi tıklamalarında biraz ucuzluk hissi var, ancak her şeyden önce çok iyi çalışıyorlar ve güvenir hissettiriyor. 2-3 ay sonra sizi yarı yolda bırakır mı? Bence bırakmaz. IdeaPad 5 klavyenin üzerindeki dar güç düğmesine entegre edilmiş bir parmak izi okuyucusuna da sahip. Bu da hızlı ve doğru çalışıyor. Bunu da dipnot olarak belirteyim. Bağlantı noktalarına gelirsek, burada hani tipik kullanıcı ihtiyaçlarının çoğunu karşılayan USB-C, HDMI, 2 adet USB-A ve bir SD kart okuyucu elde ediyorsunuz. Burada bence tek bir sorun var. O da şu: şarj için USB-C'yi kullanacak olmanız. Aslında bu sorun şöyle: şarj olurken kullanılabilir bir USB-C bağlantı noktanız burada olmuyor. Yani sadece şarj için kullanabiliyorsunuz. Bu arada cihazın USB-C üzerinden şarj olması iyi bir şey. Yani bu kesinlikle kötü değil. Bu durumda karşılaştığınızda geleneksel bir şarj bağlantı noktasına veya daha da iyisi başka bir USB-C bağlantı noktasına sahip olmayı tercih ederim. Keşke iki tane olsaymış. Böylece hem USB-C'yi işte veri aktarımı, dosya aktarımı için kullanabilir ve diğer USB-C'den de cihazımı şarj edebilirdim. Hoparlörler ise bu fiyat aralığındaki bir dizüstü bilgisayardan beklenenler kadar iyi. Hani bunda bir sıkıntı yok. Yukarıya bakmaları, yani yukarıda olmaları, kullanım anlamında çok yardımcı oluyor sizlere. Etkileyici bir şekilde yüksek seslerinin yanı sıra
boyutlarına göre hem geniş hem de oldukça dengeli bir ses sahnesi sunabiliyor. Bassların tepkisi nasıl derseniz bu cihaza göre oldukça iyi. Şu da var ki ses performansı iyi bir çift hoparlör veya kulaklıkla rekabet edemez bunda, hani bilin arkadaşlar. Ancak ana odak noktası büyük ve dramatik ses ya da ses kurgusu işleri olmadığı sürece YouTube videoları veya dizileri izlemek için gayet yeterli. Tasarım kısmında değineceğim son şey, kullanılmadığında web kamerasını fiziksel olarak kapatmanıza izin veren akıllı anahtar. Bu şekilde birisinin sizin haberiniz olmadan bilgisayarınızı ele geçirmesi ve sizi izlemesi konusunda tereddütleriniz de ortadan kalkmış oluyor. Yani endişelenmenize gerek kalmıyor aslında. Aynı görev için kullandığınız o bant parçasını da artık atabilirsiniz. Normalde hani bu tarz anahtarı olmayanlar, bu anahtara sahip olmayanlar oraya bir bant çekiyordu, siyah bant. Hani onu artık atabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi performans konusuna gelirsek, IDPad 5'in boyutuna göre hızlı hissettirdiğini ve çoklu görevleri iyi idare ettiğini en başta belirteyim. Chrome'da 10-15 sekme açıkken e-tabloları üzerinde de aynı anda çalışmak oldukça rahattı. Hani hiçbir sorun çıkartmadı bana. Benim incelediğim model 8 GB RAM'e sahip. Yani küçük projeler üzerinde çalıştığınız sürece Photoshop'u bile iyi derecede çalıştırabiliyor. Ancak daha zorlu işler yapmayı planlıyorsanız muhtemelen 16 GB RAM'e sahip bir model almayı düşünmelisiniz. Çünkü aşırı yüklendiğinizde biraz takılmalar görülebiliyor. Adobe ekosistemi için konuşacak olursak. Bu etkileyici performansın arkasında ise Ryzen 4000 serisi işlemci var. Buradaki AMD Ryzen 5 4500U Intel Core i7 7700K ile rekabet edebilir arkadaşlar. PC Mark 10'da Intel Core i7 1065G7'nin listelenen puanından da fazla puan alabildi. Şunu da belirteyim. Core i7 1065G7 IDPad 5 ile aynı fiyat aralığındaki dizüstü bilgisayarlarda yaygın olarak kullanılan bir diğer işlemci aslında. Bu da paranızın karşını fazlasıyla alacağınızı işaret ediyor eğer Lenovo IDPad 5'i satın alırsanız. Peki bu cihazla oyun oynayabilir miyim derseniz onu da şöyle açıklayayım. Açıkçası bu bir oyun dizüstü bilgisayarı değil. Yani oyun bu dizüstü bilgisayarın odak noktası değil. Testlerin de aslında tam olarak bu konuda mükemmel olmadığını gösteriyor. Mesela burada Fortnite oynarken 45-50 FPS alabiliyorsunuz. Bu kağıt üzerinde iyi görünse de oyunda hani çok fazla kara atlaması olabiliyor, kasılabiliyor arkadaşlar. Cihaz ısınmaya başladığında kara hızı 20'lerin altına düşebiliyor ve bu da çoğu insan tarafından oynanamaz olarak kabul edilir. Bunu da belirteyim. Ha, oyun oynayabilir misiniz? Dediğim gibi düşük ayarlarda bazı oyunları, GTA 5 falan da oynayabiliyorsunuz. Hem Minecraft da gayet iyi çalışıyor burada. Hani aslında bu makinede çalışırken arada da biraz hafif oyun oynayayım, işte bu tarz oyunlarla eğleneyim derseniz evet bu mümkün, ancak beklentilerinizi dediğim gibi çok yüksek tutmayın. Tasarım dedik, performans dedik, peki pil ömrü? AMD 4500U veya 4500U işlemcinin güç verimli doğası sayesinde PC Mark 10 pil testinden 12 saatlik sonuç alabildim. Pil bitene kadar Full HD bir filmi tekrar tekrar oynattığımda standart testimde yani 11 saatlik sonuç aldım bu testte de. Genel olarak bakacak olursak bu da ders çalışmakta geçen uzun bir günün üstesinden gelmek için fazlasıyla yeterli. Muhtemelen eve dönerken de otobüste veya işte metroda film izlemek için yeterli piliniz bile kalabilir. Uzun metrobüs yolculuğu yapıyorsanız metrobüste açık film izleyebilirsiniz. Tabii bunu kaç kişi yapıyor da tartışılır. Sonuca bağlayacak olursam ders çalışmak için sağlam, uzun pil ömürlü ve hafif bir dizüstü bilgisayara ihtiyacınız varsa Lenovo IdeaPad 5 oldukça uygun, ama yine de bazı zayıf noktaları var dediğim gibi. Okul çalışmaları ve hafif ofis işleri için harika bir seçim olabilir bu cihaz. Peki eksi yanı var mı derseniz var. Hani ondan da bahsedeyim kısaca. Daha önce de belirttiğim gibi burada ekran en iyisi değil ve daha fazla parlaklığa ya da kontrasta ihtiyacınız varsa başka modellere bakabilirsiniz. Lenovo'nun diğer modellerine bakın mesela. ThinkPad'lere veya işte oyuncu gamer modellerine bakın artık. İhtiyaçlarınızı hangisi karşılıyorsa. Şu da var, mat bir panele sahip olması pek çok insan için artı da sayılabilir, bunu da unutmayın. Günlük çalışmanızı bitirdikten sonra biraz oyun oynayabilecek bir dizüstü bilgisayara ihtiyacınız varsa bu muhtemelen sizin için en iyi seçim değil, bunu da bilin. Eğer gerçekten ihtiyacınız olan tek şey güçlü bir oyun bilgisayarı ise yine Lenovo'nun diğer modellerine bakın. Legion serisine bakın mesela, onlar full oyun odaklı bilgisayarlar. Son olarak USB-C bağlantı noktasının şarjın kullanılması
sorun değil. Ancak bu bağlantı noktasına başka bir iş için ihtiyacınız varsa, mesela bir monitöre bağlamak gibi, cihazı monitöre bağlamak gibi, o zaman da ekstra bir USB hub'a ihtiyacınız olacak. Bunun için de ekstra para harcamanız gerekecek. Ama dediğim gibi tüm bunlar aslında onu bir servete mal olmayan, iyi bir iş dizüstü bilgisayarı isteyen öğrenciler ve diğer insanlar için mükemmel bir seçim haline getiriyor. Evet arkadaşlar, bu videonun da burada sonuna geldik. Umarım Lenovo IdeaPad 5 hakkında sizleri bilgilendirebilmişimdir. Merak ettiğiniz başka konu veya konular varsa alt tarafta yorumlarda buluşalım. Bu tarz videoların gelmesini de istiyorsanız videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Yeni videoda görüşmek dileğiyle. Bay bay. Kendinize dikkat edin.